Evet, Emre Kongur hocanın cebinden bunlar çıktı. Ceketinin iç cebinde taşıyor bunları. Ne olur ne olmaz diye. Güzel şeyler var cebinde. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi pazarlar. Tijen Mergen ve Ural Çakır bizlerle birlikte. Bir platform kurdu bir süre önce Tijen Hanım. Power of Happiness, mutluluğun gücü diye ifade edebiliriz herhalde. Bu bir platform. Bu platform neler yapıyor? İş yerinde mutlu muyuz? Çevremize baktığımız zaman ben pek, yani hangi sektörde olursa olsun, çok mutlu insan görmüyorum. Gerçekten öyle mi? Bu bir yanılsama mı? Bunu konuşalım. Mutluluğu arttırmanın bir yolu var mı? Onu da soracağım. Rakamlara çok hakim, kamuoyunu, Türkiye'yi ve dünyayı iyi izleyen bir isim. Vural Bey de İpsos'un Türkiye Başkanı bizimle beraber. Çok mutsuz muyuz gerçekten iş hayatında Tijen Hanım? Mutsuzuz. Yani bu bizim için tabii ki yine araştırmaları Vural Bey daha detaylı verecektir ama Türkiye çok alt sıralarda geliyor. Ama dünya genelinde de mutsuz. Yani öyle bir şey var ki mesela %63 gibi bir oran ne mutlu ne mutsuz. Yani Türkiye'de mi? Genelinde. Dünya genelinde. Yani dünya genelinde de bu problem var. Sadece %18 gibi bir kesim gerçekten mutluyum ben diyor. Yani bütün iş gücünün 8'de 1 gibi bir oran. Yapılacak çok şey var ve aslında çok basit şeyler. Yani biraz bunları gündemimize getirmemiz lazım. Nasıl bir dönem şirketlerde kalite standartları vardı ve onun için bir sistem kurulmuştu ve bir strateji içerisinde bu kalite standartlarına ulaşmaya çalışıyordu şirketler. Bence şu anda da gerçekten mutlu olmak için bir takım stratejiler kurgulamalılar. Her şirketin bir belki mutluluk müdürü olmalı. Bu illa insan kaynakları da olması gerekmiyor. Böyle hisseden, bu şekilde çalışan pozitif insanlar var. İnsan karakteri denince böyle biraz şey geliyor değil mi insanın aklına? İlk başta o şeyle bu insan kaynak, tabii haksızlık etmek istemiyorum ama görmek. İnsan sermaye, bir dönemde insan sermayesi denirdi ona, o nihayet atıldı. İnsan kaynakları Vural Bey, iyi yani, bir şey değil. İnsan yani kaynaklarından arandığı zaman birisi, yani pek olur, mutlu olmaz. Bir şey mi, işten mi atıyorlar beni? Yani maaşımı öyle mı kesecekler falan gibi şeyler akla geliyor. Evet. Yani bana prim mi verecekler, bana teşekkür mü edecekler gibi bir şey, ben hatırlamıyorum evet, yani. Evet, şimdi ama trend yavaş yavaş onun ismi değişiyor. Çünkü insan da kaynak diye değil yani, insan sermayesi de deniyordu, insan kaynağı. Bunları değişiyor yavaş yavaş, işte yetenek yönetimi falan gibi adlar almaya başlıyor. Biraz daha değişiyorlar. Nasıl dünyadaki oranlarla Türkiye'deki mutluluk oranlarını bir mukayese ettiniz? Yani çok kabaca benim gördüğüm, yani aylık olarak, global olarak şirket her ay inceliyor dünyadaki 24-25 Türkiye'nin aralarında bulunduğu ülkelerdeki mutluluk ve bununla bağlantılı konuları. Yani orantılı olarak böyle çalışmalar, karşılaştırmalı çalışmalarda şunu söyleyebilirim. Mesela Türkiye ortalarda bir yerde gözüküyor. Çünkü mutluluk hakikaten şey bir kavram, yani çok tartışmaya açık bir kavram değil mi? Yani çok kolay tanım yok ama siz hani kendinize mutluyum ya da öyle bir ad koyuyorsunuz ama bunu oluşturan değişkenler o kadar farklı ki, o kadar binlerce değişkenin etkisi altında. Burada bireye de iş düşüyor, yöneticiye de iş düşüyor, kuruma da iş düşüyor. Ama önemli olan bunu sistematik olarak ele almak ve şirketin bir stratejisi olması. Yani hakikaten ben şirketimi nasıl mutlu etmeliyimi düşünmesi lazım. Çünkü direkt sonuç rakamlarına yansıyor değil mi Vural Bey? Yani verimi etkiliyor, iş verinin başarısını mesela etkiliyor. İşte bu araştırmalarda ilk %25 ile son %25 arasındaki farka bakıyorsunuz. Kalitede %40 daha iyi. Yani mutlu çalışan kurumlar. Evet, ciddi bir oran. Peki temel mutluluk kriteri insanın maaşı ve geliri mi? Yani en öne çıkan parametre, böyle bir sıralama yapsak o mudur? Valla. Nedir? Ben, buyurun. Siz buyurun. Değil nedir aslında? Mesela Harvard Üniversitesi bu konuya çok ağırlık vermiş. Çünkü kendi öğrencilerin de 3'te 2'si mutsuz. Yani bu kadar... aslında düşünün, bu kadar iyi bir üniversite ama öğrenciler mutsuz. Onun üzerine Harvard'da çok ciddi araştırmalar yapılmış. Yani bu konuya çok önem vermişler. Ve orada çıkan şeyde, sonuçlarda Goldman diye bir profesör var. Onun araştırmalarında müşteriye yansıyan mutluluk ancak işi anlamlı olarak yaptığı işten haz duyduğun zaman olabiliyor. Yani maaş, çalışma ortamını, fiziki koşulların iyiliği, prim müşteriye yansımıyor. Öyle enteresan bir sonuca varılmış. Yani öncelikle kişinin yaptığı işten mutlu olması, haz duyması gerekiyor. Birinci kriter haz duyması. Bence iş hayatıyla biraz genel arasındaki ilişki hafif farklılaşıyor benim de gördüğüm kadarıyla. Tabii yani mutluluk bir yandan bakarsanız biraz romantik de bir kavram gibi gözüküyor ama arka planında, yani en aşağıda, en arka zeminde
işte birkaç tane çok temel faktör var. Yani sadece iş hayatı için söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. O temel şey de biraz böyle sert gerçekler. Yani hayatınızın geçiminiz garanti altında mı? Bu yani bugünkü geçiminiz garanti altında. Yani gelecek kaygısı önümüzdeki kısa sürede kendinizle ilgili, geçiminizle ilgili, o çok temel şeylerle ilgili bir garanti görüyor musunuz? Bir endişeniz var mı? Bu arka planda çok güçlü bir zemin oluşturuyor ve eğer burada probleminiz varsa hayatınız zorlaşmaya başlıyor. Yani buradan çıktıktan sonra benim işten atılabileceğim duygusu içimde varsa bu arka plan. Ondan sonrası biraz daha önemsizleşiyor. Ama burası sağlamsa sonra onun üzerine o daha yumuşak, daha ne denir, daha romantik noktaları ekleme imkanınız oluyor. Grafikleri de görelim bir taraftan konuşurken. Yani işini kaybetme korkusu aşağı yukarı her düzeyde profesyonel çalışanların üzerinde vardır. Yani bu, yani Türkiye'de de az değildir bu oran, yüksektir. Her sektörde vardır bu. Bazen sizin başarınızdan da bağımsız olarak gerçekleşebilir bu durum. Yani sizin dışınızdaki faktörlerden ötürü bir anda işinizi kaybedebilirsiniz. Değil mi? Bu tehlike hep var. Hele hele şu anda Türkiye'de siyasi olarak da ekonomik olarak da pek çok şey var. Faktör var. Faktör var. Yani Türkiye'de yaşamak şu anda hele hele iş hayatında çok zor. Yani her şirkette eminim ki gelecekte ben ne olacağım endişesi var. Ama burada asıl olan, yani bu endişeleri yok etmek mümkün değil. Yani bu endişeler maalesef hayatımızın bir parçası. Ama bütün bunların içinde eğer biz bu endişeleri büyütürsek, ki mutsuzluk çok hızla yayılan bir şey maalesef. Yani mutluluktan daha hızlı yayılıyor. Çok bulaşıcı etkisi var. Onun için mesela şeyi sormuşlar. En çok mutsuz eden faktörlerden biri nedir çalışanlara yine sordukları? En çok mutsuz eden arkadaşlarının çevresinin mutsuz davranması veya şikayet etmesi. Yani o şikayet olayı en mutsuzluk yaratan şey. Onun için yani bütün bu endişelerin içerisinde bile eğer biz kendimizi rahatlatacak, o mutsuzluğu biraz hafifletecek bir şey yaparsak o pozitif yansıyacaktır. Onun için ya belki bireyler için mesela spor yapmak çok önemli bir şey. Sabahleyin işte bir 20 dakika egzersiz yapıp işe geldiği siz zaman. Siz yapıyorsunuz değil mi spor? Ben evet yapıyorum. Her gün yapıyorum. Kur'an Bey siz de yapıyor musunuz? Yapıyorum. Çok etkiliyor mu? Zaman zaman. Günlük hayatınızı. İnanılmaz etkiliyor. Daha mutlu bir insan hale mi geldiniz? Ya 3 faktör var spor yaptığınız zaman. Biri hipokampüs diye bir 2 lob var beyinde. Bunlar zeka, daha doğrusu hafıza ve öğrenmeyi etkileyen. Spor yaptığınız zaman bu loblar daha iyi çalışıyor. İkincisi bir hormon salgılıyor vücut şeyde. PGC galiba. PGC 1 alfa diye bir hormon. Bu hormon da stresi ve endişeyi azaltıyor. Bir diğeri de kalp damarlarına faydası var. Doğrudan fiziksel. Direkt fiziksel yani, olarak. Yani tersine yapıyorum. O sabah yapıyormuş. Akşam mı? İşe iyi başlamak için. Ben işteki stresi atmak için. İşteki o birleşmek stresi artmak için akşam yapıyorum. Siz mutlu bir insan mısınız iş yerinizde? Yani şirketin başkanısınız, yani bir anlamda patronu denilebilecek bir pozisyondasınız. Mutluluk kavramına benim için bakışım benim çok kategorik bir kavram değil. Yani hep mutlu ya da hep mutsuz diye bir şeyi tanımlamak benim için çok zor. Genel olarak mutlu olduğunuz ve mutlu olmadığınız zamanlar oluyor. Ben kendim öyle hissediyorum. Dolayısıyla bir parça bu iş beklentilerinizi de doğru ayarlamakla ilgili. Yani bazen hani şey vardır ya, filmlerin sonunda el ele tutuştular ve sonsuzluğa kadar mutlu yürüdüler filan. Öyle beklentiniz oysa hayatınız biraz acı dolu olabilir. Gerçekten. Beklentilerinizle durumu doğru ayarlamanız hem yani bu alanda hem gelir anlamında hem hayattaki beklentiler anlamında çok önemli. Eğer beklentileriniz benim etrafımda da oluyor bazen. Yani işte de oluyor. Beklentileri çok yüksek arkadaşlar var. Ama mevcut durumla, mevcut iş hayatıyla, mevcut ülke koşullarıyla o beklentileri, o yüksek beklentileri sağlamak çok mümkün değil. O zaman mutsuz olmaya başlıyorlar. Biraz beklentileri de doğru koymamız lazım hayatta, evet, gibi gözüküyor. Eğitimle mutluluk arasında nasıl bir bağ var? Yani çevresinde olup bitenlerden çok haberdar olmayan insanların, derinlemesine bilgi sahibi olmayan insanların daha mutlu olduğu gibi bir şey vardı, bir kanaat vardı. O doğru mu? Yani eğitimle mutluluk arasında nasıl bir bağ var? Öyle bir şey gözüme çarpmadı şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda. Aslında tabii yani eğitim değil de belki çevreye duyarlı olmak, daha açık bakabilmek. Yani ne kadar açık, ne kadar aynen. Çok evet. Bilmek, çok bilmek çok, mutsuz çok eder insanı. Ama bence bildikçe eğer kendini rahatlatacak formülleri de biliyorsa, yani bu işe bir şey diye bakmamak lazım. Hani bu endişenin içinde bile işimi kaybetme endişesi hep böyle bir
son nokta var. Halbuki bir süreç var bizim oraya gittiğimiz. Yani bütün bu bilim adamlarının ve mutlulukla ilgili çalışan uzmanların söylediği bu süreç içerisinde kendinizi rahatlatmak veya işte yöneticiysen ekibini rahatlatmak. Yani hep hani bir hedef var, o hedef tamam çok önemli, o hedefe ulaşmak, ama o hedefe nasıl gidiyorsun? Giderken işte elemanını takdir ediyor musun? O takdir veya yaptığını bildiğini söylemek bile elemanda bir rahatlama yaratabiliyor. Sizdeki rakamlar ne diyor? Eğitimle mutluluk arasındaki bağlantı ne? Çok direkt bir bağlantı görmüyorum ama şu bağlantıyı çok net gözüküyor. Demin size de söyledim, galiba arada da gösterdi grafikte arkadaşlar. Gördüm, evet. Grafikte. Gösterelim hani grafikte. 24-25 ülke arasında yapılan düzenli bir çalışma, insanlara mutlu musunuz diye soruluyor. Sonra beklentiler soruluyor. Ülkeleri birbiriyle karşılaştırdığınız zaman gördüğünüz aslında en genel değişken, tabii ki kültürel farklar falan var ama ülke gelişmişse veya gelişme umudu taşıyorsa mutluluk artıyor. Bu çok kesin. Ülke eğer ekonomik olarak kriz içindeyse ya da kriz tehlikesi belirmişse ülkedeki mutluluk düzeyi çok ciddi olarak düşüyor. Türkiye'de belki tablolarda gözüküyordur. Türkiye şu anda mesela mutluluk düzeyi içerisinde bu 25 ülke arasında orta düzeyde gözüküyor. Yukarıya baktığınız zaman ya gelişmiş Kanada gibi. Mesela Hindistan'ın orada olması bana ilginç geldi. Hindistan'ın orada olması bence de enteresan. Çünkü ekonomik olarak yani Hindistan'ın gelişmiş bir ülke olduğu söyle. Yani ama büyük bir ekonomi doğru. Hızlı gelişiyor ama yani yoksul halkın çok yoğun olduğu. Burada belki kendiyle barışık olmak ön plana çıkıyor. Çünkü bu zannediyorum ki daha bireysel bazda mutluluk değil mi? Bu çalışanların mutluluğu değil. Yani orada işte şey çok önemli. Bireyin kendisiyle barışık olması. Ekonomik olmadığını gösteren bir şey. Yani tek kriterin ekonomi olmadığını gösteren sosyoekonomik, kültürel ve belki yabancı. Ülkede göre çok gerçekten fark ediyor. Ülke kültürüne göre çok fark ediyor. Hindistan'ın olmasının nedeni mesela bu çalışmanın eski halini hatırlıyorum ben. 2009 krizinden sonra yapılmıştı. En mutsuz ülkeler sırasında Çin, Hindistan ve Türkiye vardı. Şimdi yaptığınızda Türkiye ortalarda bir yerde ama Hindistan yukarıda, Çin de yukarılarda gözüküyor. Çünkü Çin ve Hindistan'da şimdi ekonomideki gelişme perspektifi biraz daha pozitif bir etki yaratıyor. Kriz olacağı zaman çok çabuk etkileniyorlar çünkü bu ülkelerde sınıf atlama duygusu çok güçlü. Çin'de, Hindistan'da, Türkiye'de çok hırslıyız ve çok yüksek beklentilerimiz aç var. Çok açız ve kişisel olarak da çok çabuk bir yerlere sıçramak istiyoruz. Boymamış pazarlar, daha çok ürün satın almak istiyorlar. Eğer ürün almak bir mutluluk kriteri ise. Bir grafiğimiz daha var. Ülkenin gidişatı ile ilgili bir grafik. Gidişattan memnuniyet konusunda. Çin, Suudi Arabistan, Hindistan, Türkiye. En üstteki bu tabii burada 24 civarında ülke var. Çok grafiğe sığması açısından 7-8 ülke gözüküyor. Bunlar ama sizin araştırmalarınız. Evet. İPSOS'un global olarak aylık yürüttü. 24 ülkede yürüttü. Çalışmanın bir parçası İtalya bu. İtalya ne kadar düşük. Görüyorsunuz aslında Macaristan, Güney Afrika, İspanya, İtalya bunlar özellikle üçü. Macaristan, İtalya, İspanya çok ekonomi açısından çok son 4-5 yıldır çok canı sıkılan ülkeler ve vatandaşlar bundan etkileniyor. Buna karşılık hani Suudi Arabistan, Çin, Hindistan farklı ülkeler olsa bile, farklı tarz ülkeler olsa bile kişisel gelir beklentileri pozitif olan ülkeler. Türkiye daha ilerideydi. Bir parça geride ortalamanın, yani bu 24 ülke ortalamasının altına düşmüş bizim mutluluğumuz. Ben hep yani işin bu yanı önemli bir yan. Tabii günlük hayatta mutluluğu yönetmekle ilgili yanımız var. Onun birçok değişkeni var. Bir de arka planda kendimiz ve hayatımızla ilgili o temel şeylerle ilgili duyduğumuz güvence var ki işsizlikle ilgili bir konuda da onu sanıyorum göreceğiz. İşsizlikle ilgili de bir grafik vardı. Evet, güvencesiyle ilgili grafiğe bakalım. Mesela mobbing, bu çok yeni bir kavram. Belki birçok izleyicimiz hiç de duymamış olabilir mobbingi. İş yerinde ne diyelim böyle yıldırıcı baskı ve kötü muameleye maruz kalmak dersem doğru olur değil mi? Doğru. Mobbing için. Evet. Mobbing davaları açılıyor ve genellikle de çalışanları lehine sonuçlanıyor benim gördüğüm kadarıyla. İş yeri mutluluğu hakkında bir grafik değil mi arkadaşlar? Onu bir verelim isterseniz. Bakalım ona. Nedir iş güvencesi? Bu önümüzdeki 6 ayda işinizle ilgili, işinizi kaybetme, işinizle ilgili bir tehlike hissediyor musunuz gibi bir şey sanıyorum soru. Evet. Buna dair biraz Tijen Hanım'ın yorumlarını da alalım. Ne dersiniz? Siz birçok deneyiminiz de oldu. Yani evet, medyada yöneticilik yaptınız medya sektöründe değil mi? Ne dersiniz? Şimdi bu güvenlik yine kişinin kişi bazında herhalde değil mi? Evet, vatandaşlarım Tijen Hanım. Yani
enteresan tabii. Bazı ülkeler işte Çin gibi, Hindistan gibi şeyde ülkelerde daha bir güvenli hissediyor herhalde kendini. Çünkü çok, mobbing çok ciddi bir tehlike haline geldi mi Türkiye'de? Çok yaşanıyor mu kuruluşlarda? Gözlemler veya duyduklarınız, tanık olduklarınız açısından baktığınız zaman mobbing çok var mı? Ya ben çok fazla dikkatimi çeken veya şu anda bu çalışmalar esnasında önüme gelen bir çözüm olmadı. Şey tabii çok farklı yani mutlu olmasıyla yani o mutluluk hissiyle aslında endişe ve hani gelecek kaygısı da biraz ilintili ama çok çok da aynı şeyleri vermiyor, sonuçları vermiyor. Biz geçenlerde bir mobbing eğitimi şirket içinde yaptık. Bence buradaki meselelerden bir tanesi bu kavram çalışanlar arasında yeni bir kavram. Yani neyin mobbing olduğu, neyin olmadığı belki konusu çok açığa çıkmış bir konuda değil. Tartışmalı da bir konu aslında. Yani özellikle işin psikolojik tarafı açığa çıkmış bir konu değil. Yani taciz edebilirsiniz, mail atabilirsiniz, insanı rahatsız edebilirsiniz ama psikolojik baskı kavramı çok spekülatif bir kavram. Yani kırıcı bir ifade kullanmak, aşağılayıcı, küçültücü bir pozisyon alması, yukarıdan aşağı tepe yöneticisinin herhalde açık bir mobbingdir mesela, değil mi burada? Bu çok açığa çıkmış bir konu değil. Bence üstü örtülü kalıyor. Yaygındır muhtemelen. Doğru, haklısınız. Yaygındır muhtemelen. Peki, ama üstü artan çalışanlar... Aile içi şiddet gibi bir şey. Hem de patronlar... Tabii. Ben patronların da şeyi zannetmiyorum yani bunu mobbing olsun diye yani böyle bir bilinç olduğunu da zannetmiyorum. Böyle doğal davranış hali olarak. Çalış patron dediğiniz döver hani öğretmen de az çok şey yapar ya. Çalışanın yanında ya yeni kanunlarla yani bu iş hukuku kanunlarıyla çalışanın yanında... Şimdi şirketlerde aslında tabii şöyle bir şey oluyor. Yani işten çıkartmak sonuçta ciddi davalara neden olabilir ve şirket ciddi paralar kaybedebilir. Onun için işten kişinin kendisinin çıkmasını sağlamak için mutsuz edip, o sıkıntı verip, işte yaptığını takdir etmeyip, görmeyip, hani yeter artık deyip ayrılmasını bekliyorlar insanların kendi diye düşünüyorum. Kendi yani bu var olan şey iş hukuku, şu anki iş hukukunun neticesidir diye düşünüyorum. Ama oraya gelene kadar, yani bu artık hakikaten mutsuzluğun son aşaması. Ama yaptığının takdir edilmemesi bile çok ciddi mutsuzluk nedeni. Yani teşekkür edilmemesi bile. Evet, yani 20 sene çalışıyorsun bir müessesede birisi ya sevgili kardeşim, arkadaşım, dostum. Ne iyi yaptın, bu yaptın çok iyiydi. Güzel bir şey yaptın, bizim müessesemize de değer kattın, tebrik ediyorum falan değil mi buna benzer? Ya bunlar mesela gerçekten ciddi mutsuzluk nedenleri, yani iş tatminini alamama nedenleri. Siz spesifik olarak bu kurumda, daha doğrusu bu platformda ne yapıyorsunuz? Kısaca ondan bahsedelim. Evet, biz aslında 4 şirketiz. Hepimizin toplamı yaklaşık 120 seneyi falan buluyor tecrübelerle. Hepimiz profesyonel hayattan gelen ve daha çok da temelimiz IT sektörü ve Kagiderliyiz. Bir de Danimarkalı, aslında çalışan mutluluğu tarafına baktığımızda Kuzey ülkeleri, Kuzey Avrupa ülkeleri ve Latin ülkeleri çok ön plana çıkıyor. Yani Brezilya gibi mesela ülkeler, Dominik Republic bile bayağı mutlulukta üste çıkıyor. Danimarka, Hollanda, Finlandiya gibi ülkeler daha iyi çıkıyor. Biz de Danimarka'da bu işi yapan ve 30 ülkede devam ettiren bir şirketle, Wahoo diye bir şirketle işbirliği yaptık. Onun sistemini işte benim uzman arkadaşlarımla birlikte Türkiye'ye uyarladık. Ve amacımız Türkiye'de bir takım eğitimlerle, bir takım atölye çalışmalarıyla ve verdiğimiz desteklerle, uzmanlığımızın yani tecrübelerimizi aktararak diyeyim, şirketlerin içerisinde mutluluk faktörünü, mutluluk bunu arttırabilmek. Ama bunu nasıl yapacaksınız? Bu bir günde değişen bir şey değil. Burada bireye ne iş düşüyor? Bireysel olarak ben ne yapmalıyım ki kendimi rahatlatmalıyım? Yönetici olarak ekibine nasıl davranmalı? Artı kurum olarak ne yapmalıyız? Bu 3 şeyde düzeyde neler yapması mutluluk, gerektiği konusunda çalışıyoruz. Mutluluk müdürü güzel ama muhtemelen şirketin en mutsuz adamı da mutluluk müdürü olur. Yani. Evet. Herkesin sorunu onu toplayacağız. İngilizce'de de Chief Happiness Officer. CHO. Mutluluk müdürü. Çok ekleyecek bir şey yok. Başta söylediğimi söyleyeyim. Hakikaten yani bir ülkenin durumu, insanların temel hayat koşullarının
temel olması, genel ekonomik durum çok önemli. Türkiye gözüküyor ki şu anda bu açıdan biraz daha riskli bir dönemden geçiyor. Bu açıdan birinci nokta. Bu ikincisi, hani kişilere döndüğümüz zaman her zaman söyleyeceğim şey, beklentileri doğru yönetmemiz lazım. Beklentilerimizle gerçek hayat arasındaki ilişkinin daha mantıklı bir ilişki haline gelmesi lazım. Yoksa çok mutlu olmak biraz zor. Son bir söz söyleyeceğim. Bu çarşamba 25 Mart'ta bir konferansımız var. İşin Sırrı Mutluluk Konferansı. İstanbul'da mı? İstanbul'da Sabancı Center'da. Gelebilecek olan özellikle çalışan ve yönetici kesimini bekleriz ücretsiz diyorum. Bir konferans mı bu? Değil. Ücretsiz konferans. Peki, tamam. Çok teşekkür ederim Ticem Vergen. İnşallah bu çalışmalarınız iş yerlerinde daha mutlu insanların olmasına katkı sağlar. Yani bu, aman efendim bu da nedir yani, mutluluk da neyin nesiymiş dememek lazım. Ülkenin mutluluğu, ailenin mutluluğu, şirketin mutluluğu, toplam verimliliğimiz. O kadar çok mutsuz insan var ki, o nedenle birilerinin insanları mutlu etmek için çalışmasını ben çok değerli buluyorum. Türkiye'nin büyük sorunu mutsuzluk her seviyede. Bural Bey, size de çok teşekkür ederim. İpsos birçok konuda önemli çalışmalar yapan bir kurum. Bural Çakır'da İpsos'un başkanı. Sağ olunuz katıldığınız için. Şimdi bir kısa ara verelim, ardından da sizi bakın nereye götüreceğim.